Merhaba arkadaşlar, Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizinle yapmış olduğum böreklik hazır yufka tarifimi paylaşmak istedim. İsterseniz yufkaları teker teker biraz daha pişirerek kuru yufka olarak da yemeklerinizin yanında kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde tam 20 tane yufka böreklik yufka hazırladım ve hepsini tek seferde pişirdim. Kesinlikle sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenir ve tariflerimi siz de denersiniz. Evet, dediğim gibi tam 20 tane hazır yufka hazırladım ve 20'sini de tek seferde aynı anda pişirdim arkadaşlar. İsterseniz gelin birlikte izleyelim bakalım yapabilmiş miyim, nasıl yapmışım, bakalım beğenecek misiniz? İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 6 su bardağı unu, üzerine 1 yemek kaşığı tuz ve 1 çay bardağı sıvı yağını, daha sonra suyu ilave ettim. Suyu kontrollü bir şekilde ilave edelim arkadaşlar. Her videomda söylediğim gibi unun markasından suyun miktarı değişebilir. Ben bu tarifimde 6 su bardağı una tam 2,5 su bardağı su kullandım. Şöyle ilk önce kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi elimle güzelce yoğurdum. Normal kuru yufka ile kıyasladığımız zaman birazcık daha sert bir hamurumuzun olması gerekiyor. En aşağı bir 7-8 dakika kadar hamuru mutlaka yoğuralım ki hamur tam istediğim kıvama gelsin ve daha güzel açması daha kolay olsun arkadaşlar. Şöyle yoğurduktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve ben küçük küçük bezeler aldım. İstediğiniz büyüklükte yufkalar hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle cevizden birazcık daha büyük bezeler aldım. Eğer tavada yufka pişireceksiniz, daha küçük küçük bezeler almanız gerekiyor veya saçta daha büyük yufkalarda hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben cevizden az büyük bezeler aldım. Tam 20 tane beze aldım. Daha sonra tepsimin içerisini şöyle unladıktan sonra bezelerimi üzerine dizdim. Bir 15 dakika kadar hamurların daha kolay açılması için bir 15 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. Üzerine mutlaka hava almaması için bir poşet ile kapattım. Daha sonra leğenin içerisine bezeleri açmak için 2,5 su bardağı kadar un, üzerine bir yemek kaşığı nişastayı karıştırdım. Sonra bir 15 dakika dinlendikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bezelerimin bir 10 tanesini çıkardım. Şöyle daha kolay açılması için aralarını unlayarak ben elimle bastırdım. İsterseniz bu işlemi merdane ile de yapabilirsiniz ama bu şekilde çok daha pratik oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi hepsinin arasını unladım ve elimle bastırdım. Daha sonra ilk bastırdığım hamuru alıp unlu bir şekilde hamurumu açıyorum. Açabildiğim kadar, mümkün olduğu kadar en ince bir şekilde yufkamı açtım. Normalde kuru yufka yaparken unu tamamen yedirene kadar yufkaları açarız ama bunda birazcık unlu bir şekilde bırakabilirsiniz. Çünkü ben yufkaları üst üste bir kenara alacağım. İsterseniz üçerli beşerli de tezgahın üzerine dizebilirsiniz ama ben 20'sini de üst üste tepsimin içerisine yerleştirdim ve kesinlikle bir yapışma olmadı. Eğer hamur açmayı bilmiyorsanız veya yeni deniyorsanız, yeni yeni alışıyorsanız ben daha küçük yufkalar, küçük bezeler almanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bir 15 dakika dinlendirdim ve unun içerisine bir kaşık nişasta ilave ettiğim için hamurum çok güzel bir şekilde beni hiç yormadan açılıyor. Bu şekilde bütün hamurlarımı açtım arkadaşlar. Evet, tariflerimin yapılışını ve malzemeleri açıklama kısmına ayrıntılı bir şekilde yazıyorum. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz.
Tariflerimi denersiniz, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Evet, bütün hamurlarımı gördüğünüz gibi aynı şekilde açtım. Ben yufkalarımı elektrikli sacın üzerinde pişireceğim arkadaşlar. Sacımı açtım ve ısınmaya bıraktım. Şöyle ısındıktan sonra ilk açtığım yufkayı gördüğünüz gibi üzerine seriyorum. Şöyle birkaç saniye kadar pişiriyorum. Elimle sağlı sollu çevirerek pişiriyorum. Bu şekilde çevirdikten sonra ikinci yufkayı yine aynı şekilde çevirdikten sonra üçüncü yufkayı bu şekilde çok kısa kısa pişirerek 20 yufkamı tek seferde pişiriyorum arkadaşlar. Burayı biraz hızlandırdım ama kesmek istemedim. Sizinle paylaşmak istedim. Siz videomu izlerken ben de küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Küçük bir emoji, küçük bir nokta da olsa gerçekten çok değer veriyorum. Destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde sizin de gördüğünüz gibi tam 20 tane yufkamı aynı şekilde pişirdim. Yufkalar piştikten sonra şöyle hemen hamurlaşmaması için, kendi sıcağında hamurlaşmaması için hemen yan tarafına teker teker yufkalarımı alıyorum. Bu işlemi mutlaka yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi kendi sıcağında, buharında yufkalar hamurlaşabilir. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini teker teker hemen yufkamın yanına alıyorum. Daha sonra birkaç dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada ben de yufkayı ıslatmak için suyunu hazırladım. Ben tırtıklı leğenimin içerisine yarısına gelecek kadar su doldurdum. Daha sonra tam da videomda gördüğünüz gibi iki taraflı yufkalarımı ıslatıyorum. Kesinlikle yufkaları suyun içerisinde uzun süre bekletmeyelim. Bu işlemi mümkün olduğunca hızlı yapalım arkadaşlar. Hepsini sofra bezimin üzerine dizdim. Üst üste gelmeyecek bir şekilde. Daha sonra bir 10 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. Dediğim gibi bir 10 dakika kadar yufkalarımı dinlenmeye bıraktım. Yufkalar suyunu çekmişse zaten dokunduğunuz zaman belli olacaktır. Daha sonra yufkalarımı şöyle üst üste alıyorum. Ve gördüğünüz gibi benim böreklik hazır yufkalarım hazır. Bu böreklik hazır yufkayı birçok tarifte gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde katlayıp buzdolabı poşetine yerleştirip dip frizde veya buzdolabının buzluk bölümünde muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve tam istediğim gibi kıvamında. Siz de aynı malzemeleri kullanarak, tam tarife uyarak yaparsanız eminim aynı şekilde olacaktır. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.